Sayın Genel Başkanım, Genel Kurul'a hitaba başlamadan önce İyi Parti ailemize katılmak üzere bugün aramızda bulunan kıymetli misafirimiz 21. dönem Ankara Milletvekili Devlet Eski Bakanı Sayın Melda Bayer'i rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, basın mensupları ve konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aktif siyasete ara verdiğim zaman aralığında, yani son 20 yılda Türkiye özgürlükler ve demokrasi açısından çok şeyler kaybetti. Kendisine yabancılaştı. Demokrasi, özgürlük, hoşgörü, adalet, saygı ve sevgi kavramları anlamını yitirdi sanki. Umudu, gülmeyi, huzuru özler hale geldik toplumca. Halbuki Türk insanı ne esareti ne de özgürlüğün kısıtlanmasını kabul eder. Türk insanı hoşgörülüdür, birlikten güç alır. Bir demokrasi aşığı ve yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına duyarlı bir anne olarak gelecekten endişe duyuyorum. Özlediğimiz bu değerleri tekrar hayata geçirmek için yılmadan çalışan, hoşgörülü, uzlaşmacı, kararlı ve güler yüzü Sayın Meral Akşener ve ekibine elimden geldiğince katkı vermek istiyorum. Çünkü hem bugün hem de gelecek nesillerin Atatürk'ün kurduğu laik demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürce, huzur, refah ve barış içinde yaşamaları en büyük dileğimdir. Bu uğurda çalışmak benim için bir borçtur. İçimde en derinden hissettiğim borç duygusunu kendisini rahmet ve minnetle andığım halkın karaoğlanı Sayın Bülent Ecevit'in çok sevdiğim bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Şiirin adı Borç. Sorunlarla savaşır zamanla yarışırken unutmayabiliyorsan çiçekleri sulamayı, usanmayabiliyorsan pencerene konan güvercini ağırlamaktan sabahları, karanlıkta ağlayan sahipsiz köpeğin paylaşabiliyorsan yalnızlığını, yemeğini yerken açları, ocağın yanarken üşüyenleri, sen işindeyken işsizleri, duyabiliyorsan yanı başında yanan ormanlarla yanabiliyorsan, gönlünü gömebiliyorsan seni yaşatmak için şehit düşen askeri, yaradana borcunu biliyorsun demek. Ödeyemesen de ölünceye dek. Ben borcumu ödemeye geldim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sanki. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Melda Hanım'la çok uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız ve saygıya dayalı bir dostluğumuz vardı. Halen de devam ediyor. Siyasetten kopmuştu 2002 yılından sonra, aktif kısmından. İşte daha sonra tamamen hayır işlerine, sosyal sorumluluk işlerine kendisini adamıştı. Zaman zaman görüşürdük. Ama ben bulunduğu pozisyon itibariyle işte Sayın Bakanım, ablam gel beraber bir yol yürüyelim diyememiştim. Yani bulunduğu pozisyon çerçevesi içinde. Bunu özellikle anlatmak istiyorum size. Ve bir gün Melda Hanım, değerli bakanımız, benden bir randevu istedi. Ben büyük emek sahibi politikacılara hiç sektirmeden anında randevu veririm, hiç bekletmeden. Geldi ve bana dedi ki, kardeşim çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sen ve partinizin her bir bireyi çok zor bir iş yapıyorsunuz. Benim bu yaptığınız zor işte bir katre, bir damla, bir nefes, bir kum tanesi kadar hangi yardımım olur sizlere? Şu imkanlarım var. Ben seni ne yapabilirim? Ve bir şey daha ekledi. Ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece bir nefer, sadece bir üye olarak çalışmak istiyorum. Ne şu sandalyeyi, ne bu mansıbı, ne de bu görevi istemiyorum. Ama bugün İyi Parti'nin ve sizlerin, mensuplarınızın bu ülkenin kaderinde ortaya koyduğunuz bu iradenin yanında olmak istiyorum dedi. Ben de kendisine çok teşekkür ettim ve bugün beraberiz. Gerçekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, güç kattınız. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım. Aziz milletim, her çocuğun geleceği, her gencin umudu, her kadının güvencesi olan cumhuriyetimizi beğenmeyenlerin, çocuklarımızı açlığa, gençlerimizi mutsuzluğa, kadınları da endişeye mahkum ettiği bir kirli distopyayla mücadele ediyoruz. Bu öyle bir distopya ki, artı 6 yaşında bir çocuk ile başlayan cümlelerin devamından korkar olduk.
Çünkü ne yazık ki artık bu ülkede 6 yaşındaki çocuklar bir gün tecavüzün, bakın istismarın demiyorum, tecavüzün, bir başka gün de açlığın, şiddetin ve işkencenin konusu olabiliyor. Bu utancı bu ülkeye yaşatanlara yuh olsun, yazıklar olsun. Aziz milletim, biliyorsunuz birkaç gün önce Nur Elif yavrumuz kötü koşullarda yaşadığı ve aç bırakıldığı için hayatını kaybetti. Daha 6 yaşındaydı. Nur Elif'e bunları reva gören vicdansızları Allah'a ve hukuka havale ediyorum. Şimdi iktidar cenahından bazıları çıkıp utanmadan, zaten anne babası cezaevindeymiş, akrabaları kötü davranmış, her şeyden de iktidarı suçlamayın diyecekler. Her zaman olduğu gibi bu olay için de bizim ne suçumuz var ki diyecekler. Bu ülkede bir çocuk öldü, bir çocuk. Hem de açlıktan öldü, açlıktan. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de çocuklarını doyuramadığı için, ısıtamadığı için kendini öldüren bir anne vardı bu ülkede. Gencecik bir kadın vardı. Hem de bu çocuk kötü bakıldığı için öldü. Soruyorum size, çocuklarımıza sahip çıkmak, devleti yöneten iktidarın görevi değilse kimin görevidir? İşine geldiğinde Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır diyenler, işine gelmediğinde ölen daha 6 yaşında bir çocuğumuzun sorumluluğunu üzerinden atabilir mi? Atamaz. Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü kullanan bir iktidar çocuklarımızı koruyamıyorsa, insanlarımızı sahipsiz, kimsesiz bırakıyorsa ve üstüne üstlük mesuliyet almaktan da kaçıyorsa, ortalıkta ben ülke yönetiyorum diye gezemez. Kardeşim, siz bostan korkuluğu musunuz? Fakirliği, muhtaçlığı, açlığı bitiremeyecekseniz neden o makamları işgal ediyorsunuz? Sadece kendi zenginliğinizi sağlamak için mi oradasınız? Sadece yandaşlarınızı bu milletin cebinden çıkan paralarla zengin etmek için mi oralardasınız? O koltuklarda sarayda sefa sürüp şaşalı yemekler yemek, özel uçakla maça gidip gelmek için mi oturuyorsunuz? Sayın Erdoğan, her sıkıştığında bu konu siyasetin konusu değildir diyerek işin içinden sıyrılamazsın. Sana göre neyin siyasetin konusu olup olmadığı bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Engin birikiminin ve derin fikirlerinin cefasını zaten milletçe yıllardır çekiyoruz. Beni Eskişehir'deki Nur Elif ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Van'daki Muharrem ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Beni Adana'daki Emine ilgilendiriyor ve onun için senden hesap soracağım. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken, yokluktan, yoksulluktan ölen, açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bu kürsülerden defalarca gündeme getirmeme rağmen Rüzgar Gülü projemizi devreye almak yerine utanmadan yasaklattığın için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle el ele verip siyasi rantı çocuklarımızın hayatına tercih eden bu kalpsizliğin, bu vicdansızlığın hesabını sana sandıkta soracağım. Hiç merak etme, çok az kaldı.